Huzurlu gün başlıyor. O neydi? Pencerenin önünden bir şey geçti. Galiba yanlış gördüm. Öyle bir şey günümün huzursuz geçmesine sebep olamaz. Bu dolabın kapağı nasıl açılıyor? Bu ne la? Bakalım. Birisi mi var içinde? Kesin rüzgar açmıştır. Demek bize bulaşırsın. Bu iple şimdi onu korkutacağız. Öylece kendi isteğiyle köyden kaçıp gidecek. Evet, ondan bugün kurtuluyoruz. Çekelim şu ipi. Bize bulaşmak neymiş anlayacak. Yanlış kişilere bulaştı. Biz işte böyle intikam alırız. Ben böyle şeylerden korkmam. Orada ne oluyor? Bu ne la? Olamaz, bu ne? Kapı çarpıldı. Bakalım. Bir şey olur mu? Kimse var mı? Dükkana müşteri gelmiş. Ne oluyor? Kapıya bir şey oldu. Çıksana dışarıya la. Bak görüyor musun? Allah korusun, bismillah. Kaçalım. Tamamdır. Çok garip şeyler oluyor. Anlamadım ki. Kendi kendine hareket ediyordu. Neler oluyor? Evin kapısı kendi kendine hareket etti de. Öyle şey olur mu hiç? Oldu. Tamamdır. Galiba ben abartıyorum. Dükkandaki müşteriyle ilgileneceğim. Sipariş hemen geliyor. Hazırlayalım hamburgeri. İşte her şey yolunda. Tamamdır. Alalım. Götürelim. Tamamdır. Müşteri nereye gitti? Ne müşterisi? Burada müşteri vardı. Orada hiç kimse yoktu. Sen yanlış görmüşsün. Buradaydı. Olmayan kişileri görmeye başlamışsın. Neler oluyor bu köyde? Sonunda başardınız. Köy lanetlendi. O ne la? Ne oldu? O ne la? Yürüyen at. Ne? Yürüyen at vardı. Yürüyen at mı? Nerede hani? Ne atı? At zaten yürümez mi? Bu normal yürüyordu. Öyle şey olmaz. Neler oluyor bu köyde? Galiba yanlış gördüm. Zengin müşteri gelmiş. Orada kimse yok. Gerizler, gözlere bak. Sen önünü görebiliyor musun? Gözlere bak hele. Sayın müşteri, hoş geldiniz. Ben süper dondurma istiyorum. Süper dondurma, hamburger yer misiniz? Afiyet olsun. İşte parayı da verdi. Hemen geliyor süper dondurma. Ne oldu? Hazırlayalım süper dondurmayı. Açalım. Çilekli pastayı alalım şuradan. Tamamdır. Külahı alalım. Dolduralım içine. Şimdi bu dondurmayı maviye boyayacağım. Alalım şeyle. Tamamdır. Koyalım şunu. Tamamdır. İşte burada. Demek bugünüm güzel geçecekmiş. Süper dondurma hazır. Müşteri nereye gitti? Ne müşterisi? Orada kimse yoktu ki. Şuradaki zengin köylüyü görmediniz mi? Orada hiç kimse yoktu. Hamburgeri sen kendin yedin oraya gidince. Kendim mi yedim? Olamaz. Neler oluyor bu köyde? Bizim gibi insanlara bulaşanın sonu işte böyle olur. Kafayı yedin. Bu süper dondurmayı ne yapayım? Onu bize ver. Hayatında bir kez olsun iyilik yap. Biraz sevap işle. Biraz bize örnek al. Sizi mi? Evet, belli olmuyor mu? Bakayım. Tipe bak lan. Tamam o zaman alın. Bu süper dondurma çok pahalıydı. Yaptığın iyiliği parasını söylemesene lan. Doğru söylüyorsun. Bak tukuy mesela. Pardon, şuraya gelmiş. Olamaz, neler oldu bana? Bu ne? Köyden defol. Galiba bu köyden gitme vaktim geldi. Şu başıma gelenlere bakın. Bunlar ne? Ayak izleri. Kim bastı yatağımın üstüne la? Görüyor musun şunu? Bakalım. Evin içine gizli geçit yapmışlar. Ayak izleri böyle gidiyor. Ayak izlerini takip edeceğim. Bunu yapan kişiyi bulacağım. Yakaladım seni. Bakalım. Buraya gidiyor. Yürüyen at. Köylüler. Burada ne işleri var? Bakalım. Görüyor musunuz şunları? Onu nasıl korkuttuk ama? Yanlış kişilere bulaştı. Yakında köyü terk eder. Evinin duvarına köyden defol yazdım. Şimdi korkup köyden kaçıp gidecek. Ama o da aynı zenginlere benzemişsin lan. Benim sayemde süper dondurma yediniz. Şu at kostümünü giydiğimde nasıl korktu ama? Bize bulaşanın sonu işte böyle olur. Hadi onu köyden gönderelim. Sonunda onunla kurtuluyoruz. Onun bu kadar keriz olduğunu bilmiyordum. Demek benim köyden gitmemi istiyorlar. Yanlış kişiye bulaştılar. Onlardan intikamımı alacağım. O zaman ben de şimdi bu köyden giderim. Hazırsanız onları kandıracağım. Çıkalım. Ne oluyor? Ben bu köyde daha fazla kalamam.
Evet, köy lanetlenmiş. Köyde hayalet var. Hayalet diye bir şey yoktur. Var, gördüm. Bence siz de bu köyden çabuk gidin. Biz hiçbir şeyden korkmayız. Öyle değil mi? Evet. Siz bilirsiniz, ben gidiyorum. Bu da evin anahtarı, alın sizde dursun. Demek evini bize veriyorsun. Ben bir daha bu köye gelmeyeceğim. Sonunda benden kurtuluyorsunuz. Bizi yenemezsin demiştik. Sonunda pes ettin demek. Evet, görüşürüz. Kaç la, koş la. Gidelim çabuk. Hiçbir yere gitmiyorum. Kandırdım onları. Demek bana tuzak kurarsınız. Ben şimdi onlara göstereceğim. Gelelim şöyle. Tamamdır. Yanlış kişiye bulaştılar. Beni korkutmak neymiş onlara göstereceğim şimdi. İşte onlar kurtulduk gitti. İşte biz böyle intikam alırız. Hadi evine girelim. Ay, evin içine bir de çiçek koymuş. Ne işe yarıyor ki bu? İşte kerizin evini ele geçirdik. Bugünü kutlamalıyız. Mahmut, kapıyı niye açıp kapatayım la? Ben yapmıyorum ki. Sen yapmıyorsan kapıyı kim açıp kapatıyor? Kim olacak, birisi yapıyordur. Hayaletler yapacak değil ya. Kesin hayaletler yapıyordur iple. Kapı kendi kendine açılıp kapanıyor la. O ne? Hayaletler. Saçmalamayın. Buldum, rüzgar yapmıştır. Doğru, rüzgardır. Ben de bir an korktum. Korkmayın lan Mahmut, aç kapıyı gidelim hadi. İşte tuzağımı hazırladım. Evden çıkınca bu hayaleti karşılarında görecekler. Korkudan işleri bitecek kerizlerin. Yanlış kişiye bulaştın. Şu iplerle kollarını oynatıyorum. Bana bulaşmak neymiş görecek onlar şimdi. Hayalet diye bir şey yok. Kapıyı rüzgar açtı kesin. Hadi gidelim dondurma yiyelim. Olur. Ne oldu Mahmut? Hayalet. Hayalet mi? Şakacılar sizi, bakayım. Kaçın. İşimizi bitirecek. Yok edecek bizi, kaçın. Beni de bekleyin. Kerizler. İşte ben böyle intikam alırım. Bakalım şimdi kim köyden gidecek? Bundan sonra huzurlu günler beni bekliyor. Bu hayalet sayesinde köylerde kurtuldum. Oradalar. Her şeyi aldınız mı? Bir an önce gidelim şu köyden. Köy lanetlenmiş. Bu köyün başına gelen en büyük felaket sizsiniz. İşte köylerde kurtuluyorum. Şöyle saklanalım. Bu köyler yüzünden başıma gelmeye kalmadı. En son evimin üstüne çimento arabasıyla çimento dökmüşlerdi. Daha başka ne yapabilirler? Neyse ki onlardan kurtuluyorum. Gidiyorlar. Hemen gidelim. Ayar yetişimizi bitirecek yoksa. Mahmut, cam kenarına ben oturacağım. Gidelim çabuk. Ne biçim araba kullanıyorsun lan sen? Sen biliyorsan sen sürseydin. Nereye gidiyoruz? Şurada bir tane köy varmış. Bizim köy kadar iyi değilmiş. Hiç suç işlenmiyormuş. Ne? Öyle köy mü olur la? İşte gittiler. Allah'a şükürler olsun, kurtulduk. Artık huzurlu günler bizi bekliyor. Ondan sonra normal günlere hazır olun. Köylüler gittiğinden beri köyü bir huzur kapladı. Demek bütün sorun bu köylülerdeymiş. Köyde çiçekler açtı. Kuşlar uçmaya başladı. Tavşanlar hopluyor. Artık huzurlu günler bizi bekliyor. Sayın müşteriler, siparişler hemen geliyor. Acelesi yok. Görüyorsunuz ne kadar anlayışlı. Al para. Hamburgeri verince verecektin la. Görüyorsunuz herkesin eli açık. O günlerde mi görecektik? Hamburgerler eskisinden daha bol malzemeli. Hazırlayalım, alalım. Tamamdır. Götürelim siparişleri. İşte hamburger hazır. Kendi ellerimle yedireceğim. Aç bakalım ağzını. Afiyet olsun. Meğer şu köylüler ne insanlarmış. Geç bakalım. Afiyet olsun. Buyurun, afiyet olsun. Avuç tarlada da vardı. Ne gerek vardı la? Yiyelim. Köyde tavşanla beraber zıplamak istiyor. Sanki bu huzurlu günler hiç bitmeyecekmiş gibi. O köyde hayalet var. Ne? Durmayın, kaçın. Hayaletin şimdi işi bitecek. Bitirin onun işini. Gidip dükkandaki müşterilerle ilgilenelim. Hoplayalım. Sayın müşteriler, nereye gidiyorsunuz? Kaçın. Hayalet varmış. Hayalet mi? Onu kim söyledi la? İşte şu evin oradaydı. Demek bu ev. Ev mi? Ne oluyor? Durun, ne yapıyorsunuz? Hayalet varmış. Evim. Dara sıkmayın. Hayalet falan yok, böyle iple yapmıştım. İple mi? Evet, köylere şaka yapmıştım da. O ne biçim şaka la? Duydunuz mu? Olamaz. Az daha evim yıkılacaktı. Bakalım.
Evet, bugün suçlu köylüler köyde beni korkutmaya çalıştılar. Ben de onlardan intikam aldım. Eğer bu suçlu köylülerden intikam alıp onları köyden kovmamı istiyorsanız yorumlara 1 yazın. Eğer evimi tamir edip daha da geliştirmemi istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım videoysa gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.